Canlarım selam. Ben Emre Hocanız kanalıma hoş geldiniz. 10. sınıfların bugün ikiz kenar yamuğa başlıyoruz. İlk özel yamuk çeşidimiz. Gerçekten kendine has birkaç tane formül var. Onların dışında böyle zor bir konu değil. Onu başta söyleyelim. Ne yapalım? Her derste olduğu gibi. Bu derste de ince ince tane tane yavaş yavaş ilerleyelim. Gelin dersimiz başlasın. Sahnemizi çevirdik ve yamuğun tanımı. Bakın. Paralel olmayan kenarları şu. Hangileri onlar? Buradaki BC ile buradaki AD kenarları. Eğer birbirine eşitse biz bu yamuğa ikiz kenar yamuk diyoruz. İkiz kenar yamukta köşegen uzunlukları birbirine eşittir. Yani sen şuradaki BD ile buradaki AC'yi birleştirdiğin zaman bu köşegenler birbirine eşit oluyor. Hatta yetmiyor. Şu uzunluk şuraya Emre'nin E'si dersem AE uzunluğu kime eşit oluyor canlarım? Tabii ki şuradaki EB uzunluğuna eşit oluyor. Yine yetmiyor. Bir bilgi daha var. Yine aynı mantıkla şuradaki tek çizgi yapalım. Tek çizgi yapalım. ED uzunluğu geldik yazdık. Kime eşit? EC uzunluğuna eşit. Peki ikiz kenar yamukta unutmayın taban açıları birbirinin tıpatıp aynısıdır. Örnek verirsem ben bu açıya 50 derece yazarsam tamamına burası 50 derece olmak zorunda. Bunlar birbirini 180'e tamamlıyordu ya. Burası 130 ise o zaman otomatikmen buradaki açın da senin 130 dereceye gelecek. Mantık bu. İlk bileceğimiz şey bu. Gelin şimdi sorularda nasıl karşılaşıyoruz. Bir ABC'de bir ikiz kenar yamuk. AB paralel DC. AD DC eşit. Burada bu bilgileri vermiş. E canlarım ben şunu söyledim mi? Bu açı 3X artı 15 ise yine buradaki açın da senin 3X artı 15'tir. Ve bunların toplamı kaç olmak zorunda? 180 olmak zorunda. 2x, 3x daha 5x. 15, 15 daha 30. Eşittir 180 ise. 5x buradan 150 gelir. Aradığım x değeri kaç çıkar? 30 derece geldi. Güzel insanlar. Birinci sorumuz böyle. Gel pekiştirelim iyice. Şimdi ABC'de ikiz kenar yamuk. AD uzunluğu BC uzunluğuna eşit. Şurada taban açılarımın biri 2x-15, diğeri 75 derece. X kaç derecedir? Arkadaşlar biz şunu biliyor muyuz? Taban açıları birbirinin tıpatıp ne olmak zorundaydı? Aynısı olmak zorundaydı. İkiz kenar yamuklarda. Unutmayın bu açı 75 ise buradaki açında 75 derece olacak. Yani 2x-15 eşittir 75 ise 2x buradan 75 dedik, 72 yazdık. 2x eşittir buradan 90 olur. Aradığım x değeri 90 bölü 2'den kaç gelir? Tabii ki 45 derece geldi güzel insanlar. İkinci sorumuzun cevabı 45 derece çıktı. Geçtik bir sonraki sorumuza. Şimdi abc'de ikiz kenar yamuk tamam. Ve ab paralel dc. Şimdi burada bir paralellik var farkında mısınız? E bu paralelliğin olduğu yerde şurada bak z harfini gördünüz mü gördünüz. Ve burada bir açı ortayım var. Uzunluklar birbirine eşit. Açım 35 derece. Alfa kaç derecedir? Şimdi canlarım ben buradaki z kuralından dolayı bu 35'i geldim buraya taşıdım. E açı ortaydan dolayı burası da 35 oldu. Bu yamuk ikiz kenar yamuk olduğu için buradaki açın 70 derece ise o zaman senin aradığın alfa açın da kaç derece olacak? 70 derece olacak canlarım. Geçtim bir sonraki soruya. Şimdi bir sonraki soru. Belki biraz zor gelebilir size ama korkmayın. Mantığını tane tane anlatacağım. ABC'de ikizkenar yamuk. AB paralel DC 3 tane böyle uzunluk birbirine eşit verilmiş ve bu açının 105 derece. Buna göre alfa kaç derecedir? Canlarım ben geldim buraya bir x yazdım. Yine geldik buraya x yazdık. Niye? İkiz kenarlıktan dolayı gösteriyorum. Burası buraya eşit olduğu için. Peki canlarım, şurada bak Z harfini gördünüz mü? Yine Z harfi var ve Z harfini kullanacağım. Bu X açısı Zden dolayı buraya geldi mi geldi? E şimdi güzel insanlar, dikkat, ikiz kenar yamukta, burası 2x ise, burası da 2x olmak zorunda. Ne demiştim size? Şu açıların tamamıyla bu açının toplamı 180 olmak zorunda. 2x, 1x daha. 3 tane x artı 105 derece eşittir 180. Buradan 3x eşittir 75. 105'i karşıya attım. X olarak geçti. Aradığım x açısı 25. x 25 ise burada 25. Burada 25. 50 yapar. Bunu 180'e tamamlayan alfa değeri kaç gelir? Tabii ki 130 derece geldi güzel insanlar. Mantık bu. Geçtik bir sonraki özelliğimize. Şimdi bizim çok kullandığımız bir özellik var. Bak o da şu. Hemen bir tane ikiz kenar yamuk çizmek istiyorum. Tamam mı? Bunu çok kullanacağız. En çok bunu kullanacağız. Şöyle şu kenarlar birbirine eşit. Tamam mı? Sonra ben buradaki uzunluğa C diyorum. Ve buranın tamamına da A diyorum. A, B, C, D. Burada yazmış ama ben sizinle tekrardan anlatmak istiyorum. Hemen şöyle rengimizi değiştirelim. En çok yaptığımız şey ikiz kenar yamukta dik indirmektir. Geldim şuraya diklerimi yazdım. Geldim 90'ı koydum 90'ı koydum. E şimdi burası farkında mısınız? C ise e bunun karşısı da ne olmak zorunda? C olmak zorunda. Şimdi tamamı A ise sen A'dan C'yi çıkarttın. Bu A-C eksi hem burası hem de buranın tamamının toplamı. Mecburen birini bulmak isteyen birisi mecburen 2'ye bölecek. Yani şu uzunluk a eksi c bölü 2 bu uzunluk a eksi c bölü 2 tamamı a eksi c bölü 2 a eksi c bölü 2 mantık bu. Şimdi bir de şöyle bir bilgi var. Bakın bu a'dan başlayıp şuraya kadar fatsanın f'si diyelim. Buradaki uzunluk af dediğin ifade de a artı c bölü 2. Bunu da zaten burada kendisi yazmış. Ve aynı mantıkla buradan başlayıp buraya kadar olan kısım da a artı c bölü 2. Çok ama çok önemli bir özellik. Ve sorularda çok kullanacağız. Şimdi tane tane anlatacağım. abc'de ikiz kenar yamuk. Geldim onu hemen bir gösterdim. ab paralel dc tamam A de eşittir BC. Tamam. Şimdi burada AB kaçmış? 14 santimmiş. Güzel insan. Buranın tamamı 14 santimmiş. Bizden şu DC'yi de 8 birimliğini vermiş. AE'yi soruyor. E burası neydi? Sen buradaki ne? C dersen. Buradaki ifadeye A dersen. Bu AE uzunluğu neydi? A eksi C bölü 2 formülüyle bulunuyordu. E o zaman hemen yapalım. A kaç? 14. Sen bundan 8'i çıkartıp 2'ye böldüğün zaman oradaki kısmı bulacaksın. Cevapta 6 bölü 2'den 3 geldi güzel insan. Mantık bu. Geçtim bir sonraki soruma. ABC'de ikiz kenar yamuk. AB paralel DC. EF dik AB. AD eşittir BC. Şimdi buna göre FB'yi sormuş. Ya güzel insan yapacağımız hamlemiz çok bariz belli. İndirdik ki Sonra buradan da diki indir. Tane tane anlatacağım. Burası 5 ise bunun karşısı da 5 olmak zorunda. Burası 3 ise bunun karşısı 3 olmak zorunda. Buranın tamamı 9'du. Sen 5'ini buraya verdiysen buraya 4 kaldı. Şurası 4 ise mecburen özellikten dolayı burası 4'tür. E şimdi buradan çıkan sonuç ne? FB uzunluğu nedir? 3'ü e, burada 4'ü de burada toplamda 7 birim geldi. Mantık bu. Zor mu değil? Gerçekten değil. Geçtim bir sonraki soruma. Şimdi burada bilmen gereken bir özellik var. Ben o özelliği size başta yazayım. Bakın, bir üçgende tamam mı? Şöyle eşit 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 geçiyorsa biz buna orta taban diyorduk. Hatırladınız mı bu özelliği? Burası x'e Burası 2x oluyordu. İyi de hocam burada orta taban nerede var? Bak al sana soruyu bir okuyalım. Sonra orta tabanı gösterelim. ABC'de ikiz kenar yamuk. Burada diklikler var. CE eşittir EB. Şu uzunluk şu uzunluğa eşit. AK 2'ymiş. KF şurası 7'ymiş. DC'yi sormuş. E canlarım ben şurada hemen burayı uzatmak istiyorum. Ve orta tabanı gördünüz mü? Bak şurası Bak şuradaki EF, buradaki yeni çizdiğim yerin orta tabanı. Eşit eşit olduğu için. E şimdi buranın tamamı 2 mi? Evet. E o zaman burayı 1'e 1 bir bölecek. Lütfen burası çok ama çok önemli. Eşit eşitse 1'e 1 bir böldü. Yani ben buraya ne yazalım? Emre'nin E'si var, Faslan'ın F'si var, Giresun'un G'si. Şuradaki GF uzunluğu 1 bir birim. E tamamı 7 ise... Buraya ne kaldı? 6 kaldı. E 6 ise karşısı da 6'dır. Bitti. Mantık bu. Geçtim 10. soruma. ABC'de ikizkenar yamuk. Yine paralellikler var. AB uzunluğu tamamı 20 birimmiş. Şurada 11'im 11'im. 11, 11 DE'yi sormuş. Ya ne yapacağız güzel insanlar? Tabii ki şunu yapacağız. Geldim buradan bu ifadeyi uzattım. Buraya 8 yazdım mı yazdım. Buranın tamamı 20 ise 20'den 8'i çıkarttım. Kaç kaldı? 12. Böldüm 2'ye. Buraya geldim 6'sını yazdım. Diğer yere de geldik 6'yı yazdık. E şimdi güzel insanlar şurada oluşan dik üçgende bura 6 bura 10 sa DE dediğinde 6 8 10 üçgeni cevabım 8 çıktı. Mantık bu. Geçtik 11. sorumuza. ABC'de ikiz kenar yamuk. AB paralel DC. ABC açısı 60 derece. 6 birim 4 birim AB'yi sormuş. Ya yani ne yapacağız? Tabii ki şunu yapacağız. İkiz kenar yamukta en çok kullandığımız dikleri indirmektir. Geldim buraya 90'ı yazdım. Buraya geldim 90'ı yazdım. 90'ın karşısında 6 varsa şurada 30 derece var. 30'un karşısında 3 vardır. E bura 3 ise burası da 3'tü. Çünkü bunlar tıpatıp birbirinin aynısı. E bura 4 ise karşısı da 4 tamamı 10 birim geldi. Mantık bu. Tamam geç bir sonraki kısma. Şimdi burada ne var? Bakın bir insan vücudundaki akciğerlere benzetiyorum. Şunlar tıpatıp birbirinin aynısı. İkiz kenar yamukta. Ne demek istiyorum? Şu uzunluk bu uzunluğa eşit. Bu uzunluk bu uzunluğa eşit. Bunlar bizim çok kullandığımız özellikler. Burada zaten onları yazmış ve ayrıyetten şuradaki bak çizdiğim işte akciğerlerimiz AED üçgeniyle EBC üçgenleri tıpatıp birbirinin aynısı. Yani eştir. Eş sembolümüz var. Şimdi geldik. Hemen sorumuza baktık. Zor bir soru gibi duruyor ama değil. ABC'de ikizkenar yamuk, AB paralel DC, FK dik AB'ye bak. Burası dikmiş, tamam mı? Tamam. Şimdi bura dikse otomatikman burası da dik. Şuraya gerek bir 90'ımızı yazalım. Sonra bunlar köşegen. DC'nin kaç olduğunu vermiş bana? 6 vermiş. Tamam. EK 6, EF 4. Buna göre AC kaç birimdir? Canlarım iyi dinleyin. 1. Eşitliği koydum. Çünkü bir önceki özellikle gösterdim. Eşitliği koydum. Bizim ikiz kenarda en çok kullandığımız özellik neydi? Şu ikiz kenarsa Indirdiğimiz yükseklik aynı zamanda ne oluyordu? Kenar ortay oluyordu o zaman Şurası kenar ortay bak eşit eşit e, Tamamı kaçtı? 6 verilmiş soruda O zaman ben buraya 3 yazdım buraya 3 yazdım Bura 3 bura 4 ise burası 5 geldi mi geldi Benden neyi istemiş? Benden AC istemiş e, burası da 5 Değişen bir şey yok e, Şimdi ben AC'yi bulmak istiyorsam şu uzunluğa bir X diyeyim Güzel insanlar şu kum saatini gördünüz mü? Bak size kum saatini gösteriyorum. Şurada bir kum saati var. Kum saatine göre şurası 4, şurası 6. O zaman üstün 6 oranı eşittir. Yine üstün 6 oranı 5 bölü x'e eşit. 4x eşittir buradan 30 x dediğin ifade 30 bölü 4 15 bölü 2'dir. Benden ac'nin tamamını istemiş. Yani 15 bölü 2 ile kimi toplayacağım? 5'i toplayacağım. Hemen şurada toplayalım. 15 bölü 2 artı 5'ten 10 cevapta 25 bölü 2 geldi. Güzel insanlar. Geçtik 14. sorumuza. Hop dikten dikinmişse soruya başlamadan önce aklına gelecek ilk şeytanlık tabii ki öklittir. Şimdi o sorumuzu bir okuyalım. ABC'de ikizkenar yamuk. Tamam şunlar paraleller. Burada AE 9 santim. Burası DC 8 santim. CE kaç santimdir? Şimdi güzel insanlar. Ben şurada hemen şunu bir uzatmak istiyorum. Uzattıktan sonra dikkat edin. Şurası 8 ise bunun karşısı da 8. E şimdi buranın tamamı 9 ise buraya kaç kaldı? 1 kaldı. E şimdi sen buraya Fatsan'ın F'si desen. Bura, burayla özdeş olduğu için burası da 1. Benden CE uzunluğunu istemiş. Ben buraya H dedim. Dikkat. Şuranın tamamı P. Buranın tamamı K. Özellik neydi? H kare eşittir. P çarpı K'ydı. H kare eşittir. P dedin ifade 9. K dedin ifade 1. O zaman H dedin uzunlukla buradan kaç geldi? 3 geldi. Güzel insan. Geçtim. Bir sonraki soruma. Hemen benden DC'yi bulmamı istemiş. İyi güzel. İlk yapacağım hamlem tabii ki şuradan bir dike atmak. Niye? Çünkü kullanacağım. Nasıl kullanacağım? Şu uzunlukla şu uzunluk özdeş. İyi de dikten dik gelmişse burası H olsa buranın tamamı P olsa buranın tamamı K olsa öklit uygulayabilirim. H kare 2 kök 3'ün karesi 2 kök 3'ün karesi eşittir 6 çarpı K. 2 kök 3'ün karesi 4 çarpı 3 eşittir 6 çarpı kaysa k buradan kaç geldi? 2. E şimdi ben geldim buraya 2 yazdım. 2 neresi? Şuradaki e ile b arası. Aynı mantıkla şuradaki uzunluk da yine ne olacak? 2. Tamamı 6 ise buraya 4 kalacak. Burası 4 ise karşısı da 4'tür. dc uzunluğu buradan 4 birim gelir. Güzel insanlar. Geçtik 16. sorumuza. abc'de 2 iskenar yamuk. Ve burada ACBD köşegen. Şimdi ikiz kenar yamukta Emre hocam hatırlat. Burası 10'sa burası da 10'du. Ve buradaki uzunluk buradaki uzunluğa eşitti. Şimdi ikiz kenarda dik atmışsan bu uzunluk da bu uzunluğa eşitti. Yani bunların hepsini yaz. Kullanmasan bile yaz. Bu bir bilgi kirliliği değil. AB'nin tamamı 16 ise al sana burası 8. Al sana burası 8. E burası 10, burası 8 ise de kaç gelir? 6, 8, 10. Üçgeninden 6 geldi. Mantık bu. Geç bir sonraki kısma. Şimdi burada ne vermiş? ABC'de ikiz kenar yamuk. Tamam. Ve burada bir paralellik var. Eyvallah. Köşegenlerim var. Ve burada açılar birbirine eşitmiş. Açı ortaymış. E şimdi canlarım ben size biraz önce bu uzunluğun bu uzunluğa eşit olduğunu gösterdim mi? Gösterdim. Bakın her zaman şöyle bir bilgi vardır. Biz buna kayı deriz. Kayı. Kayı ne? Kenar ortay. Açı ortay. Yükseklik ikiz kenarlık. Yani bu dördünden kenar ortay, açı ortay, yükseklik ikiz kenarlık. Bunlardan iki tanesi varsa diğerleri de sağlar. Mesela burada açı ortayı gördün mü? Evet. Aynı zamanda ikiz kenarlık var mı? Var. Demek ki burası Aynı zamanda kenar ortay. Tamam mı? Aynı zamanda burası dik. E burası da 12 oldu mu oldu. 12, 9 ise şurası kaç? 15. Benden nereyi istemiş? AC'yi istemiş. E burada 15. Burası 6 ise dersin başında söyledim. Burası da 6. O zaman AC'nin tamamı 21 birim gelir. Canlarım. Geçtik. 18. sorumuz değil özelliğimize. Burada güzel bir özellik var. Bakın. İkiz kenar yamukta köşegenler normalde dik kesişmez. Dik kesişirse benim bu yamuğumun yüksekliği alt tabanla üst tabanın toplamının yarısıdır. A ile C'nin toplamının yarısıdır. Anlaştık mı? Şimdi burada hemen yamuğun yüksekliğini sormuş. E, yamuğun yüksekliği bu bir ikiz kenar yamuk. Hemen sorumda ikiz kenar yamuğu gördüm. Köşegenlerin dik kesiştiğini gördüm. O zaman benim buradaki H yüksekliğim neye eşittir? Tabii ki 9 ile 5'i topla. Böl 2'ye 14 bölü 2'den doğru cevap 7 geldi. Geçtik buradaki sorumuza. ABCD ikiz kenar yamuk. AB paralel DC. Şurada AE uzunluğu 6. E şimdi burada AB'yi sormuş. Yani şurayı sormuş. Ben buraya bir X diyeyim. E ben şunu biliyorum, İkiz kenar yamukta şu uzunluk şu uzunluğa eşit, burası 6, e burada dik kesişiyorsa, şurası 45 derece, burası 45 derece. E şimdi a a a kök 2 idi. O zaman 6 6 ise benim x dediğim değer 6 kök 2'dir. A a a kök 2. 6 6 6 kök. 2. Mantık bu. Geçtik 21. sorumuza. Burada ne var? tane tane okuyacağım abc'de ikiz kenar yamuk paralellik var ad kime eşitmiş bc'ye tamam bu açı 45 derece buna göre yamuğun yüksekliği nedir e şimdi canlarım iyi izleyin burası da 45 derece oldu mu oldu ezbere yok bura buraya eşit olduğu için e bura 90 ile kesişti mi evet e köşegenler dik kesişiyorsa ben hemen buraya h dersem aradığım h uzunluğu neye eşit canlarım Alt tabanla üst tabanı topla. 16 artı 4 bölü 2. 20 bölü 2'den doğru cevabım 10 gelir. Güzel insanlar. Yamuğun yüksekliği 10 santimdir. Geçtim. Bir sonraki ve son soruma. Burada ne var? Dik kesişmiş bir yamuk köşegenleri var. Hemen okuyalım sorumuzu. ABC'de ikiz kenar yamuk. AD paralel BC. Şunlar 4 santim, 2 santim. Buna göre AD nedir? Şimdi zor duruyor ama korkmayın. Bak bir burası birbirine eşit. Geldim o eşitliği yazdım. Dik gelmişse bura 4 ise burada da 4'tür. Tamam. Şimdi şurası 45 derece mi? Evet. Burası 45 derece mi? Evet. Onları bir yazalım ve kullanacağım. Yapacağım hamle şu x'i bulmak istiyorsam mecburen buradan aşağı bir tane dikimi ineceğim. Niye? Şurası 2 ise bunun karşısı da 2 olduğu için. Şimdi dikkat edin şurada bir 90'ım var. Burada bir 45'im var. Şurada da bir 45'im var. Hemen bu üçgenin bir ikiz kenar üçgen olduğunu gördüm. Yani burası 6 ise bunun karşısında 6 birim geldi mi geldi. Dikkat buranın tamamı 4'tü. Sen buraya 2 birimini verirsen buraya 2 kaldı. E şimdi burada nur topu gibi bir tane özel üçgenim oldu ve dik üçgen. Aynı zamanda... Kenarları da şöyle yapalım. Şuraya geldim 2 yazacağım. Buraya geldim 6 yazacağım. Bu da benim aradığım x değeri. x'in karesi eşittir. 6'nın karesi 36. 2'nin karesi 4. x kare eşittir buradan 40. Aradığım x değeri kök 40. Yani 2 kök 10 gelir güzel insanlar. Ve dersimiz burada biter canlarım. Hemen ne yaptık? Sahnemizi değiştirdik. Bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın seviliyorsunuz